konut sektörü 2012 yılını nasıl geçiriyor? Ev almak isteyenler için doğru bir dönem mi? Peki hangi bölgelerin değerlenmesi öngörülüyor? İşte tüm bu soruları İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan'a soracağız. Sayın İnan, öncelikle çok teşekkürler ilk programımın ilk konuğu olduğunuz için. Rica ederim Güdür Hanım. Size de hayırlı olsun bu program. Sizden daha önce başka programlar yaptık. İnşallah bunda da verimli bir program olur. Çok teşekkürler. Aslında ilk olarak sektör değerlendirmesiyle başlamak doğru olur sanırım. 2012 yılı konut alıcısı için nasıl geçiyor? Şimdi Türkiye'de emlak sektörü 7 senede bir faslar halinde bir takım inişleri çıkışlar olan bir sektör. En son 2008'de biraz aşağıya doğru indi. 2015'e kadar yukarı çıkışı devam edecek diye düşünüyorum ben. Zaten 2010'da %17, 2011'de %11 piyasa büyüdü. Gayrimenkul sektörü Türkiye'de büyüdü. 2012'de de %6-7 arasında büyüklük bekleniyor. Ben daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Bu mütekabiyet yasası, kentsel dönüşüm ve 2B yasalarının da hızlı şekilde uygulanabilir bir halde kullanışı açabilirsek çok daha Türkiye'de inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü çok daha hızlı bir ivmeye girecek. Türkiye'nin birinci sektörü biliyorsunuz yıllardır birinci sektörü inşaat sektörü. Dünyada da Türkiye zaten inşaat sektörü anlamında, gayrimenkul sektörü anlamında Çin'den sonra 2 numara. Bu ivme devam edecek. Türkiye'nin inşallah bu Araplardan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Balkanlardan, hatta Uzak Doğu'dan gelen taleplere inşallah biz Türkiye'de karşılık verebileceğiz diye düşünüyorum. Mütekabiliyet aslında daha önceleri sadece konut üreticisinin gündemindeydi ama şimdi artık konut sahipleri, ev sahipleri de merak ediyorlar. Çünkü evlerin değeri artacak mı diye. Gerçekten yabancıların Türkiye'den konut alması fiyatları nasıl etkileyecek? Şimdi tabii Türkiye'nin fiyatı artıyor, İstanbul'un fiyatı artıyor. Türkiye'deki Türkiye vatandaşlarının da alım güçleri artıyor. Yani yabancılar Türkiye'ye geldikçe Türkiye'deki gayrimenkul fiyatları yukarı çıkacak. İlla ki Türkiye'nin değeri artacak ama bu değerin artışıyla birlikte maaşlar da artacak. Yani alıcılar, konut alıcıları korkmasınlar bizim alamayacağımız derecede yükselecek diye düşünmesinler. Bir arz talep meselesi. İlk önce diyelim ki talep yükselecek. Daha sonra arz mutlaka ki ona yetişecektir. Dikkat ederseniz çarşılara gittiğiniz zaman işte dün ben adaya gittim, büyük adaya gittim. Çok fazla Arap vatandaşını gördüm. Boğaz'da her yerde Araplar var ve ciddi anlamda da para harcıyorlar. İstanbul bir sevda haline geliyor. Bir fenomen haline geliyor. Dünyadaki insanların bilhassa zengin kesimin Türkiye'den ve İstanbul'dan gayrimenkul alma zarureti gibi bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bu Arap Baharı ile birlikte Orta Asya'da ciddi anlamdaki para sahibi insanlar paralarını bir yere kaydırmak istiyorlar. Amerika'da, Avrupa'da ciddi zararlar gördüler. İstanbul onlar için de bir kurtuluş. Bunların mutlaka ki bu taleplerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onlara gayrimenkullerimizi açmamız gerekiyor. Bu tabii sırf onlardan para getirmesi babından da düşünmemek lazım. O insanlar Türk Hava Yolları'nı kullanacaklar, Türkiye'de çalışacaklar, hasta oldukları zaman Türkiye'ye gelecekler, çocuklar okuduğu zaman çocuklarını Türkiye'deki okullara gönderecekler, okul ortaklıklar kuracaklar. Bu manada Türkiye'nin globalleşmesi konusunda ben mütekabiliyeti bir zaruret olarak görüyorum. Peki yabancıların çekinceleri var mı? Türkiye'den mülk ya da konut almak konusunda? Tabii olmaz mı? Şimdiye kadar gerçekten Orta Doğu'dan gelen alımlarda zarar etmişler. Bir kere bir başarı hikayeleri sağlamamız gerekiyor. İşte en yakın örneklerden biri El Mahdum işte İETT garajını aldı biliyorsunuz. O konuda tapusunu alamadı. Katarlılar Ataköy sahilde bir yer aldılar. İki emsal imarı vardı. Daha sonra emsalini bire düşürdüler. Yani bu gibi zararları. Sevda Tepesi biliyorsunuz bugünlerde de çok gündemde. Sevda Tepesi'nde de işte orayı imarlı diye Suudi kralına sattılar. Daha sonra adamcağız vefat etti gitti imarını veremediler. Yani bu gibi konuları bir kere ortadan kaldırmak gerekiyor. Türkiye'yi güvenilir bir liman haline getirmek gerekiyor. İsviçre küçük bir ülke, dünyadan trilyonlarca doları kendi ülkesine çekmeyi başarmış. Niye? Güven veriyor çünkü. Yani ufak küçük hesaplar dolayısıyla bu gibi yatırımcıların kırmamak gerekiyor. Onların yatırımlarını karlı şekilde en azından zarar etmeyecek şekilde geri dönüşlerini sağlamamız gerekiyor. Sayın İnan, söylediklerinizden ben aslında şöyle bir şey anladım. Daha çok zengin yatırımcıya hitap eden A+ projeler mi ön plana çıkıyor? Tabii ki. Şimdi yabancının fakiri Türkiye'ye gelmiş çok önemli değil. Gerçekten zengini, daha büyük zenginliğini Türkiye'ye getirmek gerekiyor. Türkiye ile bir kere yabancının güçlü insanlarını Türkiye ile bağını kurmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki insanlara belki bu benim söylediğim sözler yanlış kaçabilir ama
Türkiye'nin de global bir güç olması için bu mecburiyeti var. Şimdi Londra'da, Paris'te, New York'ta dünyanın bütün zenginlerinin evleri var. Bütün zenginlerin orayla irtibatları var. Yani siz bir global bir dev olmak istiyorsanız, global güç olmak istiyorsanız mutlaka dünyadaki güçlü odaklarla da işbirliği yapmak zorundasınız. Bunun hayıflanacak, kötü düşüncelere kapılacak hiçbir yanı yok. Bu manada işte Alanya'da gerçekten Almanya'nın, işte Batı Avrupa'nın fakir turisti işte Alanya'ya geldiler. Orada belki evler aldılar. Şuradan bugünlerde işte 600 liraya, 800 liraya metrekaresi daireler yapıldı. Yani bence o plajlara yazık. Şimdi Londra'da 100 milyon pound'a satılmış daire var. Bir taraf Hyde Park'a bakıyor, bir taraf Harris'a bakıyor. Yeni yapılmış bir rezidans. Metrekaresi neredeyse 1 milyon pound gibi bir rakamdan bahsediyorsunuz. Bu gibi yatırımcıları Türkiye'ye, İstanbul'a çekmek çok önemli. Kentsel dönüşüm projeleri sizin de söylediğiniz gibi son dönemin en popüler konularından biri. Siz de bir mimar olarak İstanbul'un imar planını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'un nelere ihtiyacı var? Şimdi İstanbul'un imar planı 1/100.000'lik plan biliyorsunuz iptal edildi. Daha sonra 1/25.000'lik planlara 3. köprü işlendi ama 1/100.000'lik planda henüz hala 3. köprümüz işli değil. Yeni İstanbul'umuz işli değil. Yeni yapılacak havaalanımız işli değil. Yani elinizde diyelim ki birkaç milyar dolar olan bir fon yöneticisiniz. İstanbul'a yatırım yapmak istiyorsunuz. Allah aşkına İstanbul'a yatırım yapar mısınız? Ne olacağı belli olmayan bir şehirden bahsediyoruz. İmarının geleceği nereye gidecek? İstanbul nasıl büyüyecek? Bir takım muhalif insanların olduğunu görüyoruz. Bu muhalif insanların sesinin çok fazla çıktığını görüyoruz. Yabancı yatırımcılar bunlardan çekiniyorlar, korkuyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı gayrimenkullerde bile bir takım iptal davaları açıldı ve mahkemeler gerçekten de bunları iptal etti. Bu manada Türkiye'nin geleceği anlamında bir güven unsurunu oluşturmak gerekiyor. Bu imar planında mutlaka İstanbul'un geleceğine layık şekilde yapmak gerekiyor. Geçmişte İstanbul'un imar planı için işte 2000'li yıllarda 3 milyon kişi öngörülmüş. 1960'lı yıllarda yapılmış Nazım İmar Planı'nda İstanbul gelecekte 3 milyon nüfusa ulaşacak denmiş. İşte İstanbul bugün 15 milyon. Bugün çektiğimiz sıkıntının temelinde bu hata var. İstanbul'a dar gömlek giydirmeyelim. İstanbul'a geniş gömlekler giydirelim. Buraya ulaşır İstanbul, ulaşmaz ama en azından elimizde bir imar planımız olur. Sayın İnan, sadece konut projeleriyle değil farklı projelerle de zaman zaman gündeme geliyorsunuz ve merak ediliyorsunuz. Bir havaada projeniz var. Bu nasıl bir şey? Biraz anlatır mısınız bize? Şimdi biliyorsunuz Terkos Gölü'nün doğusunda İstanbul'un 3. havaalanı yapılacak. Dünyanın en büyük havaalanı yapılacak. 150 milyon yıl kişi yıl kapasiteli bir havaalanı olacak bu. Yani Atatürk Havaalanımız 30 milyon kapasiteli. Bu onun 5 katı büyüklüğünde bir havaalanı olacak. Demek ki Türkiye, İstanbul bu potansiyele haiz. Havaadamız da hemen o havaalanından çıkışlı. İsterseniz pasaportunuzdan Türkiye'ye giriş yapıyorsunuz. İstiyorsanız pasaportunuzdan olmadan da havaadaya giriş yapıyorsunuz. Yani İstanbul'un altın çağa layık bir yerleşim, numune bir yerleşim alanı sunuyoruz. Peki orada öyle bir ada var mı? Şu an öyle bir ada yok. Biliyorsunuz Başbakanımızın açıkladığı Kanal İstanbul'dan çıkan toprakla bir Karadeniz'de bir de Marmara'da iki tane ada yapılacak. Suni ada yapılacak. Birincisini açıkladık biz, Marmara'daki yapılacağı Taci İstanbul olarak Büyükçekmece Koyun'da bir ada önerisinde bulunduk. Bu da Karadeniz için önerdiğimiz bir ada projesidir. Havva'da 300 bin insanın yaşayacağı, işte altın çağın fikirlerinin egemen olacağı, hiçbir kimliğin, dinin, ayrımların, mezheplerin önemi olmayan, bütün insanlığın, Havva'nın, Hazreti Havva'nın dünyaya indiği gibi hiçbir milliyetin, dinin, ırkın anlamı olmadığı bir ada olacak. Yani isterseniz siz bu havaalanına indikten sonra pasaportunuzdan Türkiye'ye geçebileceksiniz. İsterseniz de pasaportunuzu kullanmayın, hiç pasaportsuz şekilde Havva'ya geçebileceksiniz. Güvenlik tamamen teknolojik kameralarla yönetilen bir ada bu. 300 bin insan yaşayacak, yemyeşil bir ada olacak. Hazreti Havva'nın dünyaya indiği gibi yemyeşil bir ada olacak. Türkiye'ye ve İstanbul'a da marka değeri kazandıracak olan bir ada. Yani bunu diğer emsalleri gibi, işte Dubai'deki diğer adalar gibi, gayrimenkul spekülasyonu olan adalar gibi düşünmeyin. Gerçekten maneviyatı olan, ruhaniyeti olan, bir felsefesi olan bir adadır bu. Diğer projeniz de Yıldız. Diğer proje de milli bir projedir. Biliyorsunuz Ay Yıldız'dır. Büyükçekmece Koyunu olduğu gibi hilal haline getiriyorsunuz. Ve ortasına da Türk Yıldızı'nı burgu olarak 600 metre yüksekliğinde Taci İstanbul'umuzu yapıyoruz. Bu manada iki adada işte İstanbul'a değer katacaktır. Evet, bu projelerden konut sektörüne geri dönecek olursak hangi tip konut daha çok ilgi görüyor? Siz neleri gözlemliyorsunuz? Yani
Mesela geçmiş dönemdeki, son dönemdeki rakamlara baktığınız zaman da metrekare fiyatların arttığını, talebin yükseldiğini, kalitenin yükseldiğini görüyoruz. Bu manada İstanbul, Türkiye ailesel yapısı da değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Artık bütün ihtiyaçları kendi içinde barındıran siteler önem kazanıyor. Rekabet çok fazla arttı. 2005'ten sonra işte banka kredilerinin piyasaya yansımasıyla birlikte gerçekten büyük bir rekabetin içindeyiz. Bu manada inşaat firmaları kendi aralarında hızlı bir şekilde müşterilerin taleplerini karşılamak için rekabet ediyorlar. Biz de tabii bununla kendimize has argümanlarımız var. Müşterilerimizin daha rahat etmesi için, ikinci elde fiyatların daha da yükselmesi için, kazanç elde etmeleri için ve sağlamlık anlamında ciddi önerilerimiz oluyor. Estetik anlamında bizim yaptığımız projeler her zaman beğenilen projelerdir. Mutlaka piyasadan, çevremizden çok daha maliyetli projeler gerçekleştiriyoruz. Biz İstanbul'umuzun ileride çok daha kaliteli bir hale geleceğine inanıyoruz. Bu manada da mutlaka ortalama, piyasa ortalamasından daha kaliteli, daha üst seviyede projeler gerçekleştiriyoruz. Aslında herkes bilmiyor olabilir ama siz aynı zamanda bir şairsiniz, şiir kitaplarınız da var. Peki bu yönünüz yaptığınız projelere de yansıyor mu? Yansımaz mı? Mimarlık zaten bütün hem sanat hem teknoloji kendi içinde cem eden bir meslek dalı. Bu manada ben mesleğimi çok seviyorum. İçinde mutlaka felsefe de olması gerekiyor, içinde mutlaka duygu olması gerekiyor, kullanışlı olması gerekiyor, sağlam olması gerekiyor, estetik olması gerekiyor. Bu anlamda bizim mesleğimiz gerçekten çok zor bir meslek. Bugüne kadar da son 200 yıldır biliyorsunuz Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemiyle birlikte gerçekten dünyada nam salacak, mimarlık literatürüne geçecek bir mimari eser henüz yapamadık. İnşallah 21. asırda işte bu yeni İstanbul projeleriyle birlikte çok anlamlı projeler gerçekleştireceğimizi ben düşünüyorum. Biliyorsunuz Paris'te Eyfel Kulesi var. Şimdi Eyfel Kulesi'ni Paris'ten aldığımız zaman Paris belki trilyon dolar değerinden kaybeder. Yani oraya bir demir yığını diyorsunuz. Belki de ilk yapıldığı zaman çok insanlar ona karşı gelmiştir. Bu ne demiştir? Estetik değil demiştir. Bu nasıl bir şey demiştir ki? İlk başta yapılırken sökülmek üzere yapılmış. Daha sonra akıl galip gelmiş ve işte Paris Eyfel Kulesi'ne sahip olmuş. İstanbul'da da bu gibi mutlaka simgesel eserler yapmak gerekiyor. Bu manada bütün ben inşaatçı arkadaşlara, devlette görevli insanlara hep söylüyorum. İstanbul bildiğimiz bize ait bir şehir gibi düşünmemek lazım. Bir dünya güzeli, dünya başkenti olacak layık bir şehir. Bu şehre layık anlamda projeler üretelim. Bir İstanbul'u bir Anadolu şehri gibi düşünmeyelim lütfen. Bir global şehir olarak düşünelim diyorum ben. Sayın İnan, belki de bir tüyo olması adına değerinin artacağını öngördüğünüz bölgeler var mı? İstanbul'da nereler değerleniyor? Bunlar İstanbul'un hemen etrafındaki birinci kuşaktaki önemli noktalar. Kartal niye? Biliyorsunuz Kartal bir dönüşüm noktası. O anlamda Kartal çok önemli. Zekeriyaköy, Sarıyer niye önemli? Üçüncü köprü ve şu an tünel açıldı biliyorsunuz. Tünel açıldığı için de çok büyük değere haiz. Ormanların içinde çok güzel bir yer. Karadeniz'e yakın, Boğaz'a yakın olduğu için. Seyrantepe, Feriköy şehrin içinde çok merkeze yakın alanlar. O lokasyonlarda eski fabrikalar varmış. O fabrikalar yavaş yavaş artık terk ediliyor. Terk edildiği için de büyük ölçekli araziler, arsalar var. Gerçekten müşterilerimize layık projeler o bölgelerde gerçekleştirebiliyoruz. Atakent eski Halkalı, adı biliyorsunuz Atakent oldu. Aynı Ataköy ve Ataşehir gibi ismine layık fiyatı çok yukarılara çıkacak olan bir bölge. Çok bakir bir alan. Büyük alanda arsalar, büyük parseller var. Bu parsellerin üzerine iyi projeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Havaalanına 5 kilometre mesafede. İstanbul'un her yeri gelişecek. Her yeri güzelleşecek. Ancak bazı yerler birazcık daha fazla fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Sayın İnan, son olarak aynı zamanda İstanbul İnşaatçılar Derneği üyesi olarak da vatandaşlara ev almadan önce nelere dikkat etmesini öneririz? Geçmişi olan, tecrübesi olan inşaat firmalarıyla çalışsınlar. Gerçekten şu an ilk 10 inşaat firmasının içinde yıllardır bu işi yapan firmalar var. Bir de sonradan bu piyasaya girmiş arkadaşlar var. Sonradan girmiş arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Ancak inşaat pazarı gerçekten uzun vadeli bir iş. Başlangıcı ile bitişi arasında yani arsayı alıyoruz, proje geliştiriyoruz, ruhsatı alıyoruz, inşaatı yapıyoruz, satıyoruz, satış sonrası gibi bir 5 senelik periyodumuz var. Yani biz inşaatta bir hata yaptığımız zaman 5 sene sonra yaptığımız hatanın ancak farkına varabiliyoruz. Bir insanın iş hayatında, iş ömründe ne kadar 5 sene var düşünebiliyor musunuz? O anlamda tecrübe çok önemli. Tecrübesi olan, geçmişi olan, repetesi olan, tekrarı olan inşaat firmalarıyla çalışsınlar diyorum. Bu gibi yerlerden alışveriş yapsınlar. Piyasada çok ucuz fiyata mal satan firmalar var. Yani bitmiş bile olsa proje, hiçbir sorunu kalmamış bile olsa bence gene de
bir daha düşünsünler. Mutlaka kurumsal firmalardan, geçmişi temeli olan firmalarla alışveriş yapsınlar. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Evet, inşaat sektörünün bir duayenini konuk ettik. Çok değerli bilgiler aldık kendisinden. Ama Emlak 24 gayrimenkul dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Ölüm anında miras bırak